Bu yedili çeteye söylüyorum. Bana söyler misiniz? Hangi dinde, imanda vardır böyle gidip birisinin de hakkını, hukukunu gasp etmek? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İstanbul seçimlerini iptal ettiğini açıklayan YSK Başkanı Sadi Güven arasında karşılıklı restleşme başladı. Her iki cepheden peş peşe sert açıklamalar geldi. Taşerondan hakim olmaz. Taşerondan hakim olmaz. Üç kağıtçıdan hakim olmaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenden hakim olmaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yönelttiği o sert eleştiri kurulu harekete geçirdi. YSK Başkanı Sadi Güven ve diğer YSK üyeleri Kılıçdaroğlu'na kınama mesajı yayımladı. Açıklamada Kılıçdaroğlu için şu ifadeler kullanıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında yaptığı açıklamada, kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı itham, isnat ve iftiralarda bulunmuş, bazı kurul üyelerini isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış ve hedef göstermiştir. Anayasa ve kanunlar, yasama organ üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz. İstanbul'da da aynı süreç işledi. YSK'nın açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu jet hızıyla cevap verdi. Resmi Twitter hesabından YSK'ya ateş püsküren Kılıçdaroğlu, "Dilsiz şeytan olmayacağım" dedi ve şunları yazdı. "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız." Eğer vicdan taşıyorsak, bu Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız. O çeteler hukuku katlettiler. Milletin iradesini katlettiler. Milletin iradesini yok saydılar. Ve o iradeyi yok sayarak birilerine yaranmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ederek demokrasiye darbe vurduğunu söyledi. CHP lideri şunları yazdı. YSK'nın 7 üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar. Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız. O yedili çeteye söylüyorum, yedili çeteye. Gücünüzü nereden alırsanız alın. Hiçbir şekilde sizin gücünüz bizi etkilemez. Çünkü biz gücümüzü halktan alıyoruz. Milletten alıyoruz gücümüzü. Saraydan güç alanlar bir gün tarihin önünde hesap vereceklerdir. Saraydan güç alanlar. Kılıçdaroğlu kendisinin suç işlediğini açıklayan YSK üyelerine İstanbul seçimlerini iptal ederek asıl siz suç işlediniz mesajıyla karşılık verdi. Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler dedi. Çocukların yüzüne bakamayacaklardır onlar. Onlar görev yaptıkları yerlerde de ben bir dönem Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yaptım da diyemeyeceklerdir. Kime diyorlar? Yüksek Seçim Kurulu'na. Kızılay'a çıkamazsınız diyorlar. Tehdit ediyorlar. CHP Genel Başkanı mesajının sonunda tüm demokratlara çağrıda bulundu. Türkiye'nin tüm demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum. Sorun İBB başkanlığı değil, adalet, vicdan ve demokrasi sorunudur. Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Demokrasi kazanacak ve her şey çok güzel olacak dedi.